Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haydi bakalım TYT ve AYT denemelerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce TYT sonra AYT denemesiyle sizlerleyiz. Evet, TYT'miz başlasın arkadaşlar. Gelsin birinci sorumuz. Evet, yine yeni nesil bir soruyla karşınızdayız. Moğolistan'da yapılan kazılarda Hunlara ait surlarla çevrili şehir kalıntıları bulunmuş. Bu kalıntılar arasında en meşhur olanı İvolga şehriymiş. Hun şehirleri arasında önemli bir yere sahip olan İvolga, özgün Hun kent savunma sisteminde en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Bu bilgilere göre diyor, İvolga'da yaşayan Hunlarla ilgili hangisine ulaşılabilir diyor. Evet. Bakın arkadaşlar, kent savunma sistemlerinden bahsetmiş ve İvolga yakınlarındaki bulunan metal tarım aletlerinden bahsetmiş. Bakın, tarım aletleri. Şimdi burada çok tanrılı bir din anlayışıyla ilgili hiçbir şey çıkmaz Hunlarla ilgili, yanlış. Savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Tam tersi. Savaşçıdırlar. Bakın, gelişmiş bir savunma sistemleri varmış. Tam tersi olacak. C'ye bir dursun. Çin ve Bizans ile ticari ilişkiler kurmuşlardır. Bu bilgilerden de böyle bir şey çıkmaz. Gerçekte de böyle bir şey yok. Yani tamam, Çin'le kurduk da Bizans nereden çıktı? Bizans'la ilişki kuran ilk devlet Göktürklerdi bizde. Demokratik bir siyasi yapıyla yönetilmişlerdir. Diyorum size, kurultay vardır, işte danışma meclisi vardır demiyor. Dolayısıyla burada tarım aletlerinin olması, üretici bir toplum olduğunu, yani artık tüketiciliğin yanında üreticiliğin de olduğunu gösteren bir belirtidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Dikkat. Evet. İkinci sorumuz gelsin bakalım. Bakın, gerçekten de bu soru, yani arkadaşlar, paragraf sorusu gibi ve o kadar yorum ağırlıklı bir soru ki burada okumanız lazım bu paragrafı dikkatlice. Diyor ki, bakın, sorumuzun kökünde verilen metinde numaralanmış cümlelerin hangisi Osmanlı Devleti'nin teokratik bir yönetim anlayışına sahip olduğunu kanıtıdır diyor. Teokratik bir yönetim ne demek? Devletin dini kurallara göre yönetilmesi değil mi? Dini yönetim. Evet, devletin din kurallarına göre yönetilmesiydi. Bakalım, bir, Divan-ı Humayun Merkez Teşkilatı'nın en önemli kurumu olup Orhan Bey zamanında kurmuştur. Yanlış. Burada ne zaman kurulduğunu söylüyor divanın. Bir de teokrasi yok. 2. Divan-ı Humayun, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi çalışan bir meclisti. Siyasi boyutunu gösteriyor. Çok yönlü olduğunu gösteriyor. Alakası yok. 3. Ayrıca padişahın yetkisinde bulunan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin uygulama aracıydı. Burada herhangi bir teokrasi var mı? Yok arkadaşlar. Burada yönetim meclisinin özelliklerinden bahsetmiş. Dörde bakalım. Padişahlar halifelik unvanı taşımalarına rağmen divanda karar alınacağı zaman gerekli durumlarda Şeyhül İslam'a danışırlardı. Evet, bakın. Şeyhül İslam diyor. Halife diyor. Bu doğrudan devletin teokratik olduğunu gösterir. Bir kanıttır. Evet. Divandan alınan kararların mühimme defterlerine kaydedilmesiyle ne alakası var teokrasinin? Evet, cevabımız kesinlikle Denizli. Gelsin bakalım üçüncü sorumuz. Evet, yine güzel bir yorum sorusu. Diyor ki, bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemezmiş. Bakın şimdi burada arkadaşlar 93 Harbi'nden bahsetmiş. Burada Balkanlarda yüz binlerce Müslümanın katledilmesinden bir o kadarın da sürülmesinden bahsetmiş. İngiliz konsolosluk raporlarına göre savaş sebebiyle ölenlerin sayısı 300-400 bin iken göçe zorlanan Müslümanların sayısı da 1 milyona yaklaşmış. İstanbul'daki muhacirlerin sayısı ise yüz binlere ulaşmış. Bu savaşın sonuçlarını vermiş bize. Ekonomik sorunlar artacak mı? Artacak. Niye? Çünkü o insanlar nereye yerleşecek? O insanlar açlıkla, sefaletle uğraşacaklar. Osmanlı egemenlik aralarının daralması. Bakın arkadaşlar, burada Balkanlarca yüz binlerce Türk Müslüman katledilmiş diyor. Bir o kadarı da sürgüne yollanmış diyor. Demek ki biz bu topraklarda azınlık durumuna kalmışız ki buradaki kardeşlerimiz sürgüne gönderilmiş. Doğru. Toplumsal sorunların yaşanması elbette. Burada göç meselesi var. Anadolu'daki Müslüman nüfus yoğunluğunun artması. Zaten Balkanlarda yurtlarından olanlar nereye geliyor? İstanbul'a geliyor. Bakın, İstanbul'daki muhacirlerin sayısı yüz binlere ulaşmış. Muhacir ne demekti? Göç eden. Lakin burada verilen bilgilerden demokratik yönetim anlayışının benimsendiğine dair herhangi bir kanıt yoktur arkadaşlarım. Cevabımız Bursa olacaktır diyoruz. Evet. Dördüncü sorumuz gelsin. Evet, yine güzel bir soru bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında görülen halifeliğin kaldırılması, Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabulü, Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına çıkarılması, gelişmelerinden hangilerinin rejimi korumaya yönelik olduğu söylenebilir. Bakın, üçü de rejimi korumaya yönelik girişimlerdir. Halifeliği kaldırdık, böylelikle egemenliğin kaynağını tamamen millete verdik. Ulusal egemenliği pekiştirdik. Takrir-i Sükun Kanunu biliyorsunuz 1925 yılında
rejimi yıkmaya yönelik çıkan Şeyh Said isyanına karşı hükümete çok geniş yetkiler veren bir kanundu. Bu kanun sayesinde biz isyanı bastırdık ve çok şükür ki bu gerici isyanı bitirdik. Peki Osmanlı Hanedanı'nı niye yurt dışına gönderiyoruz? Ülkemizde siyasi karışıklık çıkmasını önlemek istiyoruz ve ulusal egemenliği artık iyice pekiştirmek istiyoruz. Bunların üçü de arkadaşlar Cumhuriyet rejimini korumaya ve geliştirmeye yönelik şeylerdir. Dolayısıyla cevabımız Edirne 1, 2 ve 3 olacaktır. Son sorumuz gelsin bakalım. Evet bakın yine güzel ve yeni nesil bir soru arkadaşlar. Bu tablo bize ne vermiş? 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması ile Musul ve Kerkük İngiliz mandasındaki Irak'a bırakılmış. 13 Haziran 1928 Fransa ile imzalanan bir anlaşma ile Osmanlı borçları konusunda ortak bir karar alınmış. 30 Ekim 1930 Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanan dostluk, tarafsızlık, uzlaşma ve hakem antlaşması ile nüfus mübadelesi sorunu çözüme kavuşmuştur. Tarih öğretmeni Eray Bey yukarıdaki tabloyu öğrencilerine göstermiş ve buradan hareketle Türk dış politikasının temel özellikleriyle ilgili neler söylenebilir diye sormuş. Buna göre öğrencilerin hangisini söylemesi daha doğru olur? Bakın arkadaşlar farkında mısınız? Burada bu sorunlar hep Lozan'dan sonra çıkan sorunlar. Dolayısıyla bunlar Lozan sorunlarını çözmeye yönelik girişimler. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle ve kesinlikle Denizli olacaktır. Lozan Antlaşması'ndan arta kalan sorunlar çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Evet, bakın arkadaşlarım burada düşmemeniz gereken bazı yerler var. Nedir o da? İmzalanan anlaşmalarda her zaman Türkiye'nin lehine kararlar almış. Bakın, aleyhimize Musul'u kaybediyoruz. O yüzden C şıkkına düşmeyin. Burada devletçilikle bunun ne alakası var? Peki güçlü devletlerle siyasi ve ekonomik işbirliği içerisine mi girdik biz? Yani şimdi arkadaşlar burada siyasi ve ekonomik işbirliği içerisine girdiğimiz nereden çıktı şimdi değil mi? Bakın burada bizim daha çok sorunlarımızı çözmeye yönelik girişim yaptığımız gösteriyor. Burada ekonomik işbirliği nerede? Siyasi işbirliği nerede burada? Değil mi? Alakası yok. Dikkat, belki A şıkkı çok güçlü bir çeldireş, lütfen düşmeyin. Uluslararası teşkilatlara katılmama anlayışı benimsenmiştir. Ne alakası var? Saçma arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız kesinlikle Denizli diyoruz. Burada güçlü bir çeldireç Adana. Lütfen A şıkkına düşmeyin. Evet. Arkadaşlarım kısa cevaplı sorularımız gelsin. Birinci sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ana muhalefet partisi hangisidir? Bakın arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ana muhalefet partisi. 1924 yılında kurulan bir parti. Türkiye'nin aynı zamanda ikinci partisidir değil mi? Evet. Dikkat. İpucu verdik. İkinci sorumuz. Kara Perşembe 1929 Dünya Ekonomik Krizi ilk kez hangi ülkede çıkmıştır? Arkadaşlar bu o kadar büyük bir küresel bir kriz ki Türkiye, Sovyetler, dünyanın bütün ülkeleri bu krizden etkilenmiştir. Ha en az etkilenen ülkelerden biri de biziz. Bir de Sovyet Rusya. Bakalım bu kriz nerede ortaya çıktı? Evet değerli arkadaşlarım böylelikle bu denememizin sonuna geldik. Biraz sonra AYT'de görüşürüz. Hepinize teşekkür eder. Başarılar.